Selam canlar. Evet, büyüklerimizi aldık. Onları gezdirmeye götürüyoruz. Yunus çok güzel bir yer keşfetmiş. Daha doğrusu türbe mi? 30 sene önce gittim. 30 sene önce. Yani 12 yaşında mıydı? 13 yaşında gittiği yere götürecekmiş. İnşallah cennet, kuş cenneti gibi bir yer değildir. Yok, buradaki... Oraya da bir 30 sene önce gitmişti. Kuş var diye gittik, hiçbir şey yoktu yani. Buradaki gitme şansı yok, orada yatıyor. Gidelim bakalım. Vallahi Instagram'da kapatıldı. Türkiye'deki bütün Instagram'da sayfası olanlar bayağı bir muzdarip oldular. Yani herkes işini oradan yapanlar da bayağı bir mağdur oldu. Bakalım ne kadar sürecek. Herkes TikTok'un kapatılmasını önerirken Instagram'ın kapatılması biraz gerçekten saçma geldi yani. Hani kapatacaksanız bari TikTok'u kapatın, değil mi yani? Neden Instagram? Bundan ötürü insanlar bayağı bir mutsuz bugün. Ama biz keyfimizi bozmuyoruz. Gezmeye çıkıyoruz arkadaşlar. Gittiğimiz yerleri paylaşırım sizlere. Takipte kalın. Sıkıştınız mı? Bir buçuk koltukta oturayım, ben sıkıştırdım. Herkesin koltuğu bellidir, ben küçücük. Yani ortaya aldılar, pürüştürdüler. Ben şimdi çekim yaptığım için mecburum önde oturmaya, üzgünüm. Çekim yaptığım için önde oturmaya mecburum diyorum, üzgünüm. Gerçi ben arkaya geçsem de pek bir şey fark etmeyecek. Biz şu an nereye gidiyoruz biliyor musunuz arkadaşlar? Seyit Gazi'ye gidiyoruz. Karşıdaki yer işte. Ne kadar? 6 kilometre kaldı. Yer herhalde işte. Şu karşıdaki kubbesi olan yerde. Bakayım şöyle yaklaştırayım. Şurası. Burası nerede Yunus? Şehir. Hayır, şehir olarak biz şu an Eskişehir'e çıktık. Açıldı. Aa, yolum gitti. Ama dur, orada da var. Şehir olarak neredeyiz? Eskişehir'e bağlı burası. Ha, burası Seyit Gazi ilçesi burası. Eskişehir'e bağlıymış arkadaşlar. Eskişehir'in Seyit Gazi ilçesi, bak. Yazıyor. Bak şöyle. 13.005 oldu. Buradan da çıkıyormuş takipçimiz. Şaka maka çıkıyormuş yani, her yerde var artık. Güzel. Ben en son buraya 30 sene önce gelmiştim işte. 30 sene önce geldin. Vay be. Ben burayı hatırlamıyorum ama biz seninle olarak gelmedik yani. Evet, buraya gelmedik. Burada bir tane mezar vardı. İçine elini sokuyordun. İçindeki ceset senin elini tutuyor falan filan. Şaka yapıyorum. Ciddi söylüyorum, var ya. Var mı şimdi burada şey? Var var. Yürüyeceğiz. Elini tutuyormuş, ne bileyim. Ya tutuyormuş, ne bileyim ben. O zaman öyle hatırlıyorum, yanlış hatırlamıyorsam. Sizi korkutmuşturlar küçükken Yunus. Yok yok, elini sokuyorsun içine mezarın. Ne? Ya bu Cüneyt Arkın'ın şeyi var ya hani, kapıya bağlıyorlar da böyle kapıyı açamıyorlar, işte o orası burası işte. Kaleye neyse çıkıyoruz. Gidince göreceğiz arkadaşlar, takipte kalın. Durun mu çekiyorsun? Yok ya, şu aradan çok güzel gözüküyordu, bakayım burada gözüküyor mu? Şuradan tepeden, şuradan gözüküyor arkadaşlar, bak. Görüyor musunuz? Şöyle göstereyim. Şimdi oraya çıkacağız. Herhalde şuradan sağdan 3 dakika kaldı. Yunus diyor biz buraya gelmiş ama ben hiç hatırlamıyorum buraya geldiğimizi. Gelmedik değil mi? Çünkü ben hiç hatırlamıyorum burayı. Önceden güzel böyle Almanya'dan geliyorduk ya. İşte nereye gitsek diye böyle devamlı o tatilimizi değerlendirmek için hep bir yerlere giderdik. Şimdi bu köy bizi bağladı. Çok da fazla gezemiyoruz yani. Şuradan gitmeyecek misin? Yolu da bayağı bir uzatmışlar gitmek için. Daha çıkacaksın, daha direkt mi çıkacaksın yani? Yok da Bursa'dan hiç şuradan çıkılabilirdi sağ taraftan. Neyse, varınca video çekeceğim arkadaşlar, takipte kalın. Sulama mı yapmaya çalışıyorsun sen ya? Gerçekten sulama mı yapıyor? geldik. İran drone'u görünce dedim ki Yunus ne ara drone kaldırdı dedim. Allah. Başkaları şu an drone kaldırmış arkadaşlar. Evet, şöyle yavaş yavaş içine girince. Yap, sen de mi kaldıracaksın? Başkaları kaldırmış şu an drone, bak. Demek yasak değil. Gerçi drone'lar yasak oldu mu kalkmıyor, otomatikman kalkmıyor. Dur bakayım. Şöyle içini gezeceğiz birazdan. Şöyle giriş yapıyoruz. Yunus drone'u kaldırdı zannedersem. Hiç kömüre bile bağlamadı. Evet. Seyit Battal Gazi. Nerede görsen gönlü kırık merhem ol. Öyle mazlum yolda kalsa yoldaşı ol. Mahşer günü dergahına yakın ol. Ben benlik güden kişilerden kaçtım ben işte. Garip fakir yetimleri Resul sordu. O gece miraca çıkıp hak cemalini gördü. Geri gelip indiğinde fakirlerin halini sordu. Gariplerin izini arayıp indim ben işte. Şöyle. Anne dikkatli gelin. Sağdan tutunarak gelin. Merdivenler biraz yüksek. Ne diyor burada? Baş müderris odası. Müderris ne demek? Acaba giriş yapılıyor mu? Ama açık olduğuna göre insanlar... Hayır, bura değil de burayı gezmek için. Yani dün giriş göstermek için gireceğim sadece. Şöyle, ay nasıl serin. İnşallah yasak değildir. Ama kapı açıktı. Bismillah. Buralara girebiliyor muyuz? Amca, buralara girebiliyor muyuz? Tabii girebiliyor. Ha, girebilir miyiz? Şöyle girip çekmek istiyorum çünkü. Ay nasıl serin. Anne, buralar çok serin. Çok serin burası. Bismillah. Gelmek isterseniz diye şöyle sizlere çekim yapmak istiyorum arkadaşlar. Ay bakar mısınız? Tövbe yarabbim, kimse de yok. Ben bir tırstım. Şuraya gidemeyeceğim. Yunus gelsin, oraya öyle giderim. Yok. Bir korktum ya. Yunus! Yunus! Yunus'u bulamıyorum ki, şurası değişik bir yer gibi gözüküyor ama neyse, bir sonraki videoda oraya gideceğim. Ama Yunus'la. Kafasını. Annemleri aldım Yunus. Yunus'u götüremedim. Gelir o şimdi birazdan. Gelin gelin, buralar serin. Bizim yaşlılar gezemiyor ki. Hepsinin ayakları sakatlanmış. Ne merdiven çıkabiliyorlar ne şey yapabiliyorlar. Ay. Anne gelin şuraya. Dikkatli gelin bak. Önünüzü görün. Düşmeyin şimdi. Gelip de şu uçurum. Ay şuradan. Ay dur bakayım ne oldu burası. Bir dakika. Ay burası iyice karardı. Bir dakika arkadaşlar. Şöyle yakınlaştıracağım. Hı. Sığınma yeri gibi evet. Karanlık. Şöyle görebiliyor musunuz? Bayağı bir karanlık. Şurası. Ha, burası şey böyle. Burada pek bir şey yok ama anne. Şurada merdiven var, dikkat edin. Şuradan düşmeyin aşağı. Buralarda şey bir şurada. İniş var da şey yok. İyi oldu. 30 sene önceden kalma bilgilerini de size burayı bilgisini vereyim. Burası buzdolabı. He. Evet, eskiden şeyleri yiyecekleri buralarda saklıyormuşlar. He, eskiden yiyecekleri buralarda saklıyormuşlar. O yüzden burası o kadar serin. Hatta buranın daha soğuk olması gerekiyor. Ben mesela drone görüntülerimi aldım. Evet, burası böyle buzdolabı olarak kullanılıyormuş eskiden. Ama bayağı karanlık. Şurası güzel. Anne şuraya girin. Anne şuralar güzel böyle. Gelin buraya. Dikkat edin düşmeyin. Yaramazlık yapan çocuklar buradan aşağı atıyormuşlar. Nereden var? Demek gerçekten hani kiler böyle erzakları buralara koyulmuşlar. Şöyle. Evet. Sırasıyla size çekim yapıyorum. Şöyle. Yapılan kişinin türbe mi? Yapılmasına vesile olan kişinin mezarı. Kadıncık Ana Türbesi, Seyit Battal Gazi'nin kabrini buldurup ilk türbe ve cami yaptıran Ümühan Hatun'un hizmetinde bulunan bilge bir hanımdır. Türbe ve caminin yapılmasında onun da emeği vardır. Vasiyet üzerine buraya defnedilmiştir. Allah rahmet eylesin. Orada ne var? Yok ya. Ne var? Gel bakalım. Burası da Hande Meydanı'ymış. Ne kokuyor Yunus? Böyle patlamış mısır gibi bir şey kokuyor. Ne kadar serin, farkında mısın içeriye girince? Tadilatta mı? Ses yankı yapıyor. Burası niye böyle yanmış gibi? Yunus, önceden burayı soba olarak mı kullanıyormuş acaba? Soba falan mı kullanıyor? Ay sesin var ya, o kadar yankılı geliyor ki hiç anlamıyorum. Acayip yankılı geliyor Yunus sesini. Tencereyi de buraya asıyorlar. He. Yemekler burada pişiyor. Değil mi? Tamam mı? Ben önce yani burayı ne zannettim yani, biliyor musun? Başta gördüğümde. Yani hay hocalarda namaz kılıyor. Onu zannettim. Tarih bilginde bu kadar iyi. Bendeki tarih bilgisi bu kadar. O dönemde elektrik varmış. Vallahi. Vallahi. Ya gittik. İnandım ben de yani. Ay çok çok yankı var. Çok yankı var ha? Ha. Ona bağlıyorlar da içeri giremiyorlar. Ha. Yani düşman orası giremiyor. İşte o kale bu kale. Ha, anladım. Cüneyt Arkın bak şurada yatıyor. Yavsuz. Girişi nerede girişi? Daha öğle namazlarını kılmadık. Dur buraya da bakayım. Bunlar anladığım kadarıyla çok yemek yiyormuşlar. Her yerde yemek pişiriyorlar. Her yerde gerçekten yemek pişirmek için bak ya fırınlar görüyor musunuz? Bak. Burası bence yemekhane ya. Buranın yemekhanesi yani. Bölüm bölüm. Taş fırınları. Burada ne var? Burası kilitli. Ay içerisi karanlık. Ay kaçalım. Çok korkunç. 5 yaş var aramızda. Şöyle burayı da göstereyim. Oo burası komple kazanda yemek pişirmek için herhalde tasarlanmış. Bana öyle geliyor ki burası da aşevi. Ya burası hep aşevi gibiymiş Yunus. Hepsi yani. Demek ki yetişmiyordu yani. Bak buralarda arkadaşlar. Nerede bacası? Niye gözükmüyor? Tamam dur geliyorum bekle. Şöyle. Şurada ne var? Bende de kapalı kapıları arkasında ne var merak var yani. Bakın şurada ne var cama bakalım. Bismillah. Aa burada bakar mısınız? Bak. Şöyle. Evet bir de caminin içine girelim arkadaşlar. Annemler çok yavaş ilerlediği için dedim siz 3 kadın bir arada gezin. Ben çekim yapacağım. Hadi bismillah. Bakın burası da var. Şöyle. Terlikleri çıkartalım. Şuraya bir koy. Şahit olduğu sanılmaktadır. Rivayetlere göre bu iki kardeş 16. yüzyılda yaşamış olan Minadoğlu Ahmet ve Mehmet Bey'dir diyor. Burası herhalde bayanlara özel mi? Kapı küçücük. Aynı benim kümesin bahçeye çıkan kapısı gibi. Oradan da küçük. Sığmıyorum. Burada ne var? Ay Yunus küçücük odalar var böyle. Ha? Bakar mısınız? Küçük küçük odaları var. Aa baksanıza. Seyit Battal Gazi'nin türbesi. Ben de diyorum o namaz kılan kim, benim kaynanamış. Ne kadar uzun. Ay bunlar hep burada namaz kılıyor. Şöyle. Yunus adımlarla sayıyor. Kaç adım? 11. Elenora mı? Ay netleştirmiyor. Şimdi Elenora, Seyit Battal Gazi aşık olup Müslüman olan Bizans kralının kızıdır. Bizans'la yaptığı savaşta yaralanan Seyit Battal Gazi'ye yardım ederek onu bir mağaraya saklamıştır. Seyit Battal Gazi'nin burada şehit olması üzerine o da üzüntüsünden oracıkta vefat etmiştir. Allah rahmet eylesin. Şöyle. Yaklaştırayım. Burası da cami bölümü. Şöyle. Evet. Böyle ne diyorlar? Kesik başlar. Seyit Battal Gazi Külliyesi'nin genişletme çalışmaları sırasında ortaya çıkan başsız insan iskeletleri üzerine hürmeten türbe yapılmıştır. Kim oldukları bilinmemektedir. Aa, şöyle. Böyle küçük küçük bölümler var arkadaşlar. Acaba şu kapı kaç yıllık? Bakar mısınız? Sizce kaç yıllıktır? Burada ne var acaba? Böyle yavaş yavaş ineceğim. Çoban Baba Kutluca Türbesi. Aşağıdan girdi. Şuradan şu yolu gel. Yunus da canlı yayın yapıyor. Oraya nereden girdi? Geliyor. Ben buralarda böyle biraz... Ne var burada? Ay, Yunus. Ha geldi. Şuradan da gelinebilir herhalde. Ümühan Hatun yukarıdaki kadar. Bu sırada Çoban Baba ile karşılaşmıştır. Onun daha önce fark edip tespit ettiği yerde yine aynı rüyayı görmüştür. Böylece külliyenin ilk temeli atmıştır. Bu külliye sonradan... Oraya biraz tırstım, giremedim. Seyit Battal Gazi. Bu hani Cüneyt Arkın'ın Battal Gazi'si şeyi var ya. Filmi var ya. Nereye çıkıyoruz biz? Ha orada da ben ben onu demek istedim sana. Oradan gelebilirsin diye. Yunus dışarıya çıktı bir de. Ben de hoşuma şuna gidiyor şu an. Burası da satış yeri herhalde, evet. Seramik sanatçısı. Burcu ne? Güzekin mi yazıyor? Şöyle. Ay ne güzel kokuyor. En son 30 sene önce geldim. 30 sene önce sanki kale kapısı hatırlıyormuşum gibi ya. Benim teyzemler. Kanımız kaynadı teyzem de daha girer girmez. Bu taşlar şifalı taşlar mı? Bunların özellikleri var ablacığım. Sen gözüne çarpanı göster, ben sana özelliklerini anlatayım. Peki nazar için hangisi alınır? Yüz yaparım. Ama taş alma. Taş daha güzel anne. Taş daha güzel. Bunlar şifalı taşlar. Şunlar da herhalde. Şifalı taşlar. Mesela nazar için en çok tavsiye edeceğim taşı şöyle göstereyim. Gamziye harcada dahil. Akik. Peygamber Efendimiz'in kullandığı ve tavsiye ettiği taş olarak bilinir. Özellikle nazara karşı koruma sağlar, stresi alır, zihni kuvvetlendirir, akıl ve mantık gücünü ön plana koyan, kalp ritmini dengeleyen bir tansiyon düzenler. Siz çekebilir miyim? Çekebilirsiniz. İzin alayım da ondan sonra. Yani özelliklerini anlatırım ben bu şekilde. Şey için hani böyle insanların ne derler? Ağrılarına iyi gelecek. Vücut ağrıları. Evet, vücut ağrılarına. Kolye olarak malakit taşını tavsiye ederim. Ya da kaplan gözü. Tabii bunların böyle değişik şekilde olanları da var. Mesela kaplan gözü. Şimdi kaplan gözü aşırı stres, gerginlik, ani gelişen kızgınlık, öfke, inatçılık gibi duyguları yenmeye yarar. Evet, tam bana göre. Baş ağrısı, ben bilekliğini kullanıyorum. Uyku bozukluğu, bağışıklık sistemi, nefes darlığı ve kas ağrıları, kas krampları için faydalıdır. Bunlar değildir ha. Evet. Evet. Tamam. Tamam. Kızlara... Annem torunlarını alacakmış. Torunlara... Kız çocuğu değil mi? Evet, kız çocuğu. Ben alacağım diyor. Tamam. Kalpli al bence. Bence hangisi akik alsana onlara. Akik seçin. Akik çünkü çocuklara çok güzel. Genç kızlar. Genç kız. Tamam, onlardan verin o zaman. Hem nazar için falan da faydalı. Tamam. Stresi de alır. Mavi akik mi olsun, şu akikler? Maviler daha güzel. Maviler çok güzel. Maviler çok güzel. Hepsi aynı. Şu 4 tanesini verin eğer akik seversin. Tamam. Ha, akik. Dur, şunun tonu şuna yakın olsun. Onu vermeyeyim. Evet, bak, şu daha seçin. Şu daha güzel ablacığım. Evet. Sen ne dedin? Nasıl? Güzel. Tamam, 4 Bak tane. Böyle seçtim. Ayrı hediye paketi yapıyorum. Tamam. Bana da şunu koyun. Kaplan gözü. Evet, çünkü... Ben şurada bakın bilekliğini kullanıyorum. Gerçekten harika bir taş. Ya da bilekliğini mi alsam? Çünkü ben kolye alerjim var benim şu şeylere karşı. Neden? Hani bilekliğini göstereyim. Bak bilekliğini taş. Tekrar söyleyin. Şimdi önce kaplan gözünü anlatın. Tamam, onu anlatın. Kaplan gözü aşırı stres, gerginlik, ani gelişen kızgınlık, öfke, inatçılık gibi duyguları yenmeye yarar. Baş ağrısı, uyku bozukluğu, bağışıklık sistemi, nefes darlığı ve kas krampları için faydalı, bereket ve bolluk taşıdır. Hematit, eklem romatizması, eklem ağrısı, kan dolaşımı ve stres için faydalı, zihni ve hafızayı kuvvetlendiren taştır. Tamam. Mavi akik, Peygamber Efendimizin kullandığı ve tavsiye ettiği taştır akik taşı. Özellikle nazara karşı koruma sağlar, stresi alır, zihni kuvvetlendirir, zihin karışıklığını önler, akıl ve mantık gücünü ön plana koyan, kalp ritmini dengeleyen, tansiyonu düzenleyen, karaciğeri destekleyen, yine vücut ağrıları, uyku problemleri, gece korku, kabus gibi şeyleri de önleyen taş akik taşıdır. Akin tabi saymakla bitmeyen çok daha özellikleri var. Bu malakit taşı. Malakit de yine nefes darlığı, solunum sistemi için faydalıdır. Özellikle üzüntü, keder gibi şeyleri ortadan kaldıran, psikolojik anlamda destek veren, bir de çok eski zamanlarda uğurları iyileştiren taş olarak şifa açısından kullanılmış. Diş ağrısı, doğum sancısı gibi şeyler için bir de ağrı kesici özelliği olduğu için yine tercih edilmiş bir taştır. Süper. Bu kadar. Taşlar... Tekrar baştan alalım. Şimdi doğal taşları kullandıkça bizim üzerimizdeki negatif enerjiyi üzerinde biriktiriyor. Dolayısıyla tazelemek gerekiyor. Bu taşları ayda bir kere, evde saksınız bile varsa ya da küçük bir kutunun içinde toprak bile edinebilirsiniz. Gece yatmadan toprağın üstüne koyun ya da şöyle toprağa bulayın, temas etmesi yeterli. Sabah kalktığınızda alın. Ayda bir kere toprakladığınız zaman taşları tazelemiş olursunuz ki insan vücuduna daha faydalı olsun. Tamam, bu bilgi de süper oldu bizim için. Şöyle de şurayı gezdireyim arkadaşlar. Kızlar ama ben de güzel anlattım. Evet, çok güzel anlattınız. Ağzımıza sağlık. Benim eşim Seyit Gazi'de. Şu şey için miydi? Nazar için miydi? O apatit taşı. Ne bu? Apatitin özelliği olumsuz enerji, kararlılık, damar tıkanıklıkları. Ya ben çok nazara geliyorum da bana bir nazar için şeyde... Şey al, onun yanına apatit de alabilirsin ablacığım. Morakik, akik nazar için en faydalısı bence. Bunlardan birini tercih edebilirsin. Hepsi akik. Şu güzel ya, şunu tamam, koyalım. Onu da kaplan gözüyle aynı anda tak. Bak ben de bazı taşları birlikte takıyorum ya. Aynı anda rahatlıkla kullanabilirsin. Evet, bugün de sizi şöyle Seyit Battal Gazi Türbesi'ne getirdik. Bakın kollarımda da şöyle şifalı taşlardan aldım. Nazar çok oluyor arkadaşlar. Ondan sonra ne verdi bir de? 2 tane farklı taş aldım ya. Ay, videoda çekmiştim bak, unuttum yine. Neyse, bir önceki videoda dinlerim ne olduğunu. Sen daha canlıyı bitirmedin mi Yunus? Yo, herkes bitiriyorsun. Kapı aşağıdaymış, kapıyı bulduk. Ne kapısı? Aşağıda kapı var. O, hani şey, Cüneyt Arkın'a bağladıkları kapı var ya. Bu hala canlı yayın. Başka nereye gideceğiz? Şey varmış. Heh. Hacı Bektaş-ı Veli türbesi varmış 5 kilometre. Oraya gideceğiz. Tamam. Ondan sonra 20 kilometre ötede Filik Vadisi varmış. Tamam. Hadi gezdir bizi Yunus'cum. Umarım memnun kalmışsınızdır arkadaşlar. Size özelde güzel çekimler yapmak istedim. Şimdi gezmeye devam. Evet arkadaşlar, burası da Şücaeddin Veli Türbesi. Battal Gazi Türbesi'ne 9 kilometre uzaklıkta. Hani gelmek isterseniz oradan buraya direkt geçiş yapabilirsiniz. Burayı da size gezdireyim. Kim olduğunu bilmiyoruz. Hayretse nasıl bilmiyorsun kim olduğunu? Yunus kim olduğunu bilmiyormuş. Asfalttan götürmedin arkadaşlar. Tam toprak baba götürüyor. Tamam, şeye, türbeye götürüyor direkt. Tamam da orada bak az önce geldiğimiz çapraz yol. Arabadan. Şurası, ha şurası, bakın arkadaşlar. O ne? Şurası. Ne bir şeyler var görüyor musun? Hı? Ne yapılar yapmışlar. Ya ne yapmışlar? Evet, geldik arkadaşlar. Hadi burayı da gezelim birlikte. Giriş nerede? Evet, burası da Şücaeddin Veli Türbesi arkadaşlar. Hadi hep birlikte gezelim. Bakın şöyle. Battal Gazi Türbesi'ne 9 kilometre. Yani oraya gelen sonrasında burayı ziyaret edebilir. Biz de ilk defa geliyoruz. Şöyle sizi buraları da gezdirmek istiyorum. Buraları tanıyanlar yorum yazarsa sevinirim. Tarihini falan biz bilmiyoruz. Yorumda yazarsanız sevinirim arkadaşlar. Ay, kim bilir kaç seneliktir değil mi? Bazen şöyle elleyince şey diyorum, acaba kimler dokundu? Kaç sene önce bunda ne yapıyordular? Yemek pişiriyordular herhalde değil mi? Ne bu? Vay be. Önce şurayı gezelim anne. Ha bak aş evleri var. Gelin burayı da gezelim. Kapılar açık mı bakalım bir. Dikkat edin şeye basmayın. Şuralara bir bakacağım. Bak erzak ve fırın evi. Ney? Ay orayı okuyamıyorum. Aşevi. Bakın burayı yakınlaşınca okuyacağım. Ama herhalde kapalı buralar. Bir bakayım. Ha dervişler evi. Şöyle. Açık mı ki? Değil ki, kapalı. Kapalı buralar. Hep kapatmışlar. Kapılar kilitli evet. Bakalım şurası açık herhalde. Şu yandaki cami açık. Aslında kapatmamaları gerekiyor. Yani insanlar gelsin. Dur içeriye bir bakayım. İçeride gözüküyor mu? İnsanlar gelip ziyaret etsin. Ha. İçeride. Bakayım. Ne var? Göremiyorum ki. Gelin şuraya geçelim. Oo dut dolu dut. Durun yiyek ikide. Ana. Bak dut ağacı. Yerlere dökülmüş. Ha. Anne bu caminin şeyi. Ay bakılsana. Niye haram olsun ya? Yerlere dökülmüş. He. Ay, çok ekşi. Vermişlerimizin ruhuna gizli. Ellerime bakın. Ay. Ellerim kan oldu. Tut. Ama çok ekşi. Ya elim şey oldu ya, kestim ya. Elimi kestim. Ya git yiyeceğim. Dut yedim. Pis boğazımın yüzünden. Pis boğazımın yüzünden ağaçlara dadandım arkadaşlar. Korktun mu lan? Ne korkacağım ya? Bir tırsmış gibiydi. Ana leke çıkmıyor. Ya bir insan bu kadar pis boğaz olamaz ya. Her gördüğüm ağaca dadanıyorum. Ha? Ha türbe orası mı? Öbür taraflar hep kapalıydı ya. Göremedik orada bir şey. Burada da mezarlıklar var. Şu ellerimi bir yıkayayım arkadaşlar. Bakar mısın leke oldu. Şunları bir yıkayayım da geliyorum. Evet. Seyit Sultan Şüceaddin. He, Şüceaddin Veli Türbesi. Hemen girelim. Şurayı da bir göstermek istiyorum. Bu arada dutlar için izin aldık arkadaşlar. Yiyebilirmişiz. Hatta toplayın dediler. Dedim ki yok. Tadımlık aldık. Elimizi batırdık. Yeter. Şurayı da çekeceğim. Şöyle burayı da çekmek istiyorum. Ettiğiniz tüm dualar bu mübarek zatların yüzü suyu hürmetine kabul olsun inşallah.